Çelik uzay kafesi örneğimiz X yönünde 15 metre açıklığa sahip, Y yönünde 15 metre açıklığa sahip kare formda bir çatı. 3 boyutlu kafes olduğu için uzay kafes ismini alıyor. Kolon yüksekliği 6 metre. Yukarıdaki uzay kafes çatımızın yüksekliği 2,5 metre. Burada dikkat ederseniz açıklıkta 5 çarpı 3 ifadesi var. Bu şu anlama geliyor. Buradaki uzay kafesimizde koniler var. Bakın çatıda yan yana yan yana. Bu modüllerin bir araya gelmesiyle oluşmuş uzay kafesimiz. Simetrik bir yapı yani hem X hem Y yönünde. 3 metre uzunluğunda çubuklardan oluşuyor. Alt başlıklarının her birinin düğüm noktadan düğüm noktasına olan uzaklığı 3 metre. Dolayısıyla bakın 5 tane 3 metrelik mesafe toplam 15 metre. Yani bana burada şunu ifade etmek istiyor. Uzay çatının ya da uzay kafesin her bir konik parçasının alt başlık uzunluğu 3 metre. Bunun buradan bu şekilde olduğunu anlıyorum. Bir de uzay kafeste bakın düğüm noktasına bir P yükü verilmiş. Bu 13,5 kilonewton. Ve dikkat ederseniz yüklemeler her zaman için düğüm noktasına yapılmış. Zaten kafes sistemlerde ister iki boyutta düzlem kafes olsun, ister üç boyutta uzay kafes olsun, yüklemeler her zaman düğüm noktasına yapılmalı. Neden? Çünkü bu tip kafes örgü sistemlerde kesit tesiri olarak sadece ve sadece eksenel yük oluşmasını isteriz. Yani herhangi bir moment veya kesme kuvveti gibi kesit tesirlerin oluşması beklenmez ve istenmez. Dolayısıyla burada biz eğer düğüm noktası haricinde çubuk üzerinde herhangi bir noktaya tekil yük veya çubuklar üzerinde çatı makasındaki çubuklar üzerine bir yayılı yük vermemiz durumunda istenmeyen kesit tesirleri oluşacaktır. Yani moment kesme kuvveti oluşacaktır. Bu gibi kesit tesirlerinin oluşmaması için de yükleme yaparken ister iki boyut ister üç boyut kafes sistemdeki bu tür taşıyıcı sistemlere düğüm noktalarından yükleme yapma durumu vardır. Bu yükleme de tabii tekil yük olarak verilebilir. Bu örnek kapsamında biz yüklemeleri ayırıp rüzgardı, depremdi, kar yüküydü gibi parçalara bölmeyeceğiz. Sadece bir P eşittir 13,5 kilonewton yüklemesi yapacağım. Buna da çatı kaplaması veya ölü yük diyebilirsiniz. Onun haricinde depremde şuydu buydu farklı yüklemeler bu örneklemenin içinde yok. Aslında gerçekten bir proje yapılıyor olsa bu yüklemelerin de dahil edilmesi lazım. Geçen haftalarda zaten bunu yaptık ama işi çok uzatıyor. 2 haftaya taşırıyor. Biz de daha pratik olsun, daha çok şey anlatabilmek adına zaten bu tip şeyleri daha önce anlattığımız için bunu birazcık daha kısa tutup diğer başka şeylere ağırlık vermeyi düşünüyorum. Özellikle sonuçları alırken Excel'e nasıl yazdırırız, Word'e nasıl yazdırırız, tablo halinde nasıl görüntüleriz bunlara da değinmek istiyorum. Şimdi sorumuzda geometrik özellikleri yükleri şekilde verilmiş. Bunların hepsinde bu çubukların hepsi boru kesitindeymiş. Alt ve üst başlıklarla köşe diagonallerin çapları 2 inç. Orta bölümdeki diğer tüm diagonallerin çapları da 1 inçmiş. Yurdumuzdaki uygulamalarda 2 inç ve 1 inçlik boruların çapları sırasıyla 60,3 mm ve 33,7 mm'dir. Et kalınlıkları da yine sırasıyla 3,65 mm ve 3,25 mm'dir. Kolonlar 200 çarpı 200 milimetre kare boyutunda ve T eşittir 15 milimetre kalınlıklı kutu kesit olarak seçilmiştir. Yükler sadece üst başlıkta düğüm noktalarında ve P eşittir 13,5 kilonewton şiddetindedir. Evet, malzeme kalitesiyle ilgili bir şey verilmemiş. Uygulamada materyal diye bir malzeme tanımlanmış ama ben S235 çeliğini seçmeyi tercih ederim arkadaşlar. Hem de check design yapacağım ben bu soruda. Yani kesitleri programa da attıracağım. O zaman bu şekilde programın kütüphanesinden bir çelik
sınıfı seçmek aslında daha verimli oluyor. Gelelim şimdi modelleme işine. Şu ekran paylaşımını. Şimdi yeni model seçeneğine tıkladım. Karşıma bu ekran geliyor. Burada grid only seçeneğini seçiyorum. Bakın aks bilgilerini girerken ben şunu düşünerek giriyorum. Çatıda gördüğünüz uzay kafes sistemdeki koniler vardı ya hani. Bu konilerden sadece bir modülü aks tanımlayarak çizeceğim. Sonra bunları replicate komutuyla çoğaltacağım. Dolayısıyla çatıdaki bir adet koniye ait aksları atmak için şu anda bilgi girişi yapıyorum. Koninin uzunluğu 3 metre, tam da ortada 1,5 metrede yukarıdan birleşiyorlar. Dolayısıyla bu x yönünde 3 adet aks, y yönünde 3 adet aks ve z yönünde 2 adet aks yeterli olacaktır benim için. X yönündeki aks aralığı 1,5, y yönündeki aks aralığı 1,5 ve z yönündeki aks aralığı 2,5. Çünkü uzay çatının yüksekliği 2,5 metreydi. Neden peki 1,5 girdim x y yönündeki aks aralığına? Koninin tam tepe noktadaki merkezini yakalayabilmek için 3 metreyi 2 eşit parçaya böldüm. Okey diyorum. 2 adet ekran açıldı. Bu ekranlardan birini kapatıyorum. Diğeriyle devam edeceğiz. Şimdi bir koni çizeceğim buraya ama çizmeden önce ne yapıyoruz? Önce malzemeyi tanımlamamız lazım. Define material. Add new material. Buradan herhangi bir bölgeyi seçip çelik malzemesini seçtikten sonra S235 kalitede çeliğimiz olsun. Okey diyorum. Buraya ekledim. Malzeme tanımlamamız tamam. İkinci aşamada kesitleri tanımlayacağız. Kesitleri tanımlayabilmek için Define Section Properties Frame Section menüsünü kullanıyoruz. Bu menüyü kullandığımızda şu anda hiçbir kesit yok. Import da yapmayacağız çünkü bir kütüphaneden kesit çağırma özelliğini şimdilik kullanmıyorum. Biz kendimiz elle gireceğiz kesit özelliklerini. Ne profili kullanılıyordu? Boru. Add New Property diyorum. Çelik ile ilgili kesitler kullanıyoruz. Dolayısıyla burada steel yazıp yazmaması çok önemli değil ama pipe burada var açılır listede. Boru. Bunları mesela başlıkları nasıl olarak isimlendirelim? Alt ve üst başlığımız var. Bir de diagonallerimiz var. Alt üst başlığa direkt başlık diyelim. Başlıktaki boru profilinin dıştan dışa çapı 60,3 milimetreydi. Yani 0,0603 metre. Et kalınlığı ise 3,65 milimetreydi. Metre olarak 0,00365 şeklinde girebiliriz. Malzeme kalitesi de S235'ti. Bunu da girdikten sonra okey diyorum. Bu profili tanımadık. Bu neresi? Alt ve üst başlıklar. Add new property, pipe, bir de diagonallerimiz var. Bunun ismini de dia diyorum kısaca. Bunun dıştan dışa çapının uzunluğu ise 3,37 santimdi. Dolayısıyla 0,0337 olarak bu bilgiyi girerim. Ardından 3,65 değil 3,25 milimetreydi kalınlığı 0,00325 olarak da et kalınlığını güncelledim. Malzeme S235. Okey diyorum. Bu malzemeyi de tanımladım. Son olarak kolonumuzu da tanımlarsak artık çizimimize geçebiliriz. Kolonu tanımlamak için Add New Property diyorum. Kolon kutu kesitti. Box olarak ya da tube olarak geçen kutu kesitti. Tube seçeneğini seçiyorum. İsim olarak buna da kolon olarak isim verdik. 20 santime 20 santimdi. Yani 200 milimetre 200 milimetre olarak geçiyordu. Et kalınlığı ise 1,5 santimdi. Yani 0,01
15 olarak bunun da et kalınlığını güncelliyoruz. Malzememiz yine S235. Okey diyoruz. Bir kere daha okey diyorum. Tüm taşıyıcı sistem geometrisinde kullanacağım kesitleri tanımladık. Artık çizime geçebiliriz. Çizime geçmek için Draw Frame Cable seçeneğini seçiyorum. Sonra buradan başlıkları çizeceğim için öncelikle başlığı seçiyorum. Section olarak, kesit olarak. Başlık kesitini şu şekilde çizmeye başlıyorum. Bakın konik olarak çizeceğim için buradan yukarı çıktım. Birazcık çevirelim. Evet. Modülün birini çizdik arkadaşlar. Yalnız hepsini başlık çizdim yanlışlıkla. Yani silip yeniden yapabilirim ama şöyle de yapabilirim. Assign'dan atabilirim de öyle yapayım. Farkında olmadan. Şunu seçiyorum. Assign, Frame, Frame Section, Dia. Bunlar diagonal olacak. Başlık değil. Okey diyorum. Diagonal kesitlerini atamış oldum. Başlık kesitleri aşağıda. Başlık dediğimiz şey bu uzay kafes sistemin alt yatay elemanlarıyla üst yatay elemanları. Bunlar XY yönünde uzanan parçalar. Üçer metrelik. Bunlara başlık diyoruz. Aradaki bu çapraz elemanlara da diagonal diyoruz. Eğer bu çapraz elemanlar belli bir açıyla değil de dik olarak üst başlıkla alt başlık arasında bağlansaydı isimlerini A makasta olduğu gibi dikme diyecektik. Evet, şimdi modülümüzün birini oluşturduk. Şu aks görüntüsünü kapatabiliriz. View'dan, Show Grid'den kapattım. Şimdi uzay çatım hem X yönünde 5 adet modül hem de Y yönünde 5 adet modülden oluşmaktaydı. Bu modülleri replicate komutu kullanarak oluşturabiliriz. Mesela bunun için şu parçayı seçiyorum. Edit menüsünden replicate komutuna tıklıyorum. Kopyalama yapmak istediğim yön X yönü öncelikle 4 yazıyorum. 4 yazdığım zaman bir de kendisi toplam 5 adet olacak. Dolayısıyla 5 çarpı 3 15 metrelik bir uzunluğa erişecek. Sayısı ise 5 adet olmak üzere. 5 yazmayacağım pardon. İkisine de yanlış yazdım. Bakın dx 3 metre olacak. Buraya mesafe giriyoruz. Alt başlığın uzunluğu 3 metre olduğu için buraya 3 metre yazıyorum ki bir sonraki parçayı kopyaladığında tam öncekinin bitiş noktasıyla örtüşsün. Eğer buraya 4 yazarsam ne olur? Bir öncekinin düğüm noktasının 1 metre ötesine kopyalar. Dolayısıyla buraya mesafeyi yazıyorum 3 metre. Adedi de 4 yazıyorum ki kendisiyle birlikte toplam 5 adet olacak. Apply dediğimde bakın toplam 5 tane X yönünde bu modülü kopyaladık. Aynı şekilde çatının tamamını oluşturabilmek için bunların 4'ünü de 5'ini de seçiyorum. Bu sefer X yönünde değil Y yönünde 3 metre aralıkla yine 4 tane daha bu mevcut çizime ilave kopyalama yapacak. Okey diyorum. Bakın uzay çatımız alt başlığı ve diagonalleri oluştu. Burada bir eksiğimiz var. Bu eksiğimiz nedir? Üst başlık. Üst başlığı çizmemiz gerekiyor. Bakın XY ekseninde görüntülendiğim zaman şu anda Z eşittir 2,5 kotundayım. 2,5 kotunda hiçbir şey yok. Üst başlık olmadığı için. Şu ok tuşuna basıyorum. Z eşittir 0 kotuna indim. Peki nereden biliyorum Z 0'dayım, 2,5'dayım diyorum. Bunun farkında mısınız? Sol altta bakın bir ekran var. XY plane Z 0 yazıyor. Buradan ben takip ediyorum. Z'de hangi Z XY plan düzleminde Z'de hangi kottayım? Şu an alt başlığı görüntülüyorum. Bir yukarı bastığımda Z 2,5 kotuna çıkıyorum. Bakın yine sol alt köşede Z 2,5 yazıyor ama herhangi bir
düğüm noktası veya bir frame eleman gözükmüyor. Burayı çizeceğiz. Çizmek için aslında düğüm noktalarını görseydim kolayca çizerdim. Şu anda bakın pencere içine alınca düğüm noktalarını seçince gözüküyor düğüm noktaları. Peki bunları clear yapıp seçimi bıraktığımda nasıl çizeceğim, nasıl görünüm yapacağım? Görünür yapmak için Set Display Option'dan şu Joint sekmesindeki Invisible özelliğini kaldırıyorum. Okey dediğimde bütün düğüm noktaları bakın görüntülendi. Şimdi burada üst başlığı çizebilirim artık. Draw Frame Cable seçeneğine tıklıyorum. Başlığın seçili olduğunu kontrol ediyorum. Ondan sonra çizimime geçiyorum. Burada çubukları tek bir doğrultuda tek bir parça çizip sonradan da bölebilirim. Veya böyle parça parça çizerek de işlemimi tamamlayabilirim arkadaşlar. Evet, biraz bu işlem farklı farklı yöntemlerle yapılabilir. Daha pratik bir şekilde de belki yapılıyor olabilir. Şu an için ben fazla işim uzun sürmeyeceği için fazla farklı da bir yöntem arayışı içerisine girmedim açıkçası. Şimdi çatımızı 3 boyutlu olarak görüntüleyelim. Bakın uzay kafes çatımızı oluşturduk 3 boyutlu olarak. XY düzleminde bakın şu anda Z2,5 kotundan görünüm alıyorum. Soruda hatırlarsanız diyordu ki en dıştaki diagonaller 2 inç yani 60,3 olacak. Üst ve alt başlıkla aynı çapta olacak diyordu soruda. 3 boyuttan bir görüntüyü açalım. Şu diagonallerden bahsediyor. Bunların diyor kesiti diyor şu alt başlık ve üst başlıkla aynı olacaktı diyor. Kenardakiler. Bu kenardakileri tek tek seçmem lazım. Tabii evirip çevirmeden bunu tek hamlede seçebilmenin yolu için ben şöyle kullanabilirim. XY ekseninde görüntüledim. Sonra şu gözlük resmine basınca derinliği de görüntülüyor. Bakın seçtiklerim görülüyor zaten. Buradan ben şu dışarıdaki diagonallerin kesitlerini değiştirebilmek için bunları tek tek seçmem gerekiyor. Bunu geçen hafta bir arkadaşınız istemişti. Uzay çatı çözebilir misiniz diye. Benim öğrenciyken bitirme projem de üniversitedeki havuzun çatısıydı. Uzay çatı. Tonoz o. Birazcık böyle eğimli. Onun projesini yapmıştım. Eğer bulabilirsem onu da sisteme örnek proje olarak, tabii Sapir Gibi'nin ile ilgili bir anlatım yok ama uzay kafesle ilgili merak ettiğiniz çizimdi, detaydı, AutoCAD'di, hesaplamaydı. Onları da içeren bir dosyayı bulursam atamaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi kenardaki diagonalleri seçtim. Buraya kesiti değiştirmek için ne yapacağım? Assign, Frame, Frame Section, başlığı seçiyorum. Kesit başlığa atadığım profillerin kesiti olacak. Okey dedim. Evet, şu anda problem ders notunuzda tanımlandığı gibi kesitlere sahip. Şimdi gelelim kolonlara. Kolonları çizebilmem için Edit Grid Data seçeneğinden Modify Show System'den şuraya -6,5 kotuna bir aks oluşturup bundan yararlanarak kolon çizebileceğim gibi aksla uğraşmadan ben daha farklı sizlere bir şey gösterip onunla çizmeyi deneyeceğim. XZ ekseninde veya YZ ekseninde önemli değil. Görüntüleyip şu derinliği de için içine katarak çatıyı bir görüntülüyorum. Kolon çizmek için. Bu aşamada şu çatının arka düğüm noktalarını seçebilmek için Rotate tuşundan faydalanarak çatıyı birazcık şu arka düğüm noktalarının görülmesi için yukarı doğru kaldırdım.
Mouse'un tekerleğine basıp yukarı doğru biraz yukarı kaldırıyorum ki düğüm noktaları gözüksün diye. Şimdi düğüm noktalarını kolonların alt düğüm noktalarını yani üst düğüm noktaları belli zaten. Bakın şu düğüm noktaları kolonun üstten bağlanacağı düğüm noktaları çatıya. Alt düğüm noktalarında 6,5 metre aşağısına düğüm noktasını kopyalayarak oluşturabilirim. Bunun için şu Draw Special Joint seçeneğini kullanıyorum. Offset Z kısmına -6,5 metre aşağı 6,5 muydu? 6 mıydı arkadaşlar? Orada bir 6,5 metre olsun bizimkiler. Ders notundan aslında kontrol edebilirim. 6 metreymiş. Bunu 6 olarak düzeltelim. 6 metre aşağı düğüm noktalarını çoğaltacağım. Evet, şu düğüm noktasının üzerine gelip tıkladığımda -6 metre aşağıya düğüm noktasını attı. Şuna tıkladım -6. Bu sayede aks atmama gerek kalmadan kolonları çizebiliyorum. Komuttan çıktım. Şimdi kolon kesitini seçiyorum. Kolon kesitini seçtikten sonra açılır listeden section yerine kolon dedim. Evet, kolonları çiziyorum. Görüntüden dolayı kolon eğik gibinize gelmesin. Birazdan bitirince 3 boyutlu olarak görüntüleyince daha iyi anlaşılacak. Evet. Tüm kolonlarımızı çizdik arkadaşlar. Taşıyıcı sistemimiz hemen hemen hazır. Bu aşamada ne kaldı? Yüklememiz var, mesnetlerimiz var. Şu 4 tane kolonu seçiyorum. Assign, Joint, Restrain seçeneğinden mesnetleri seçtim. Ankastre olarak tanımladım. Okey dedim. Mesnetler tanımlandı. Mesnetler tanımlandıktan sonra yük 13,5 kilonewtonluk bir yükümüz söz konusu. Bu yükü girmek için üst başlıktaki düğüm noktalarının hepsini seçmem lazım. Bunun için XY plan görüntüsünden Z2,5 kodundan bu şekilde gözüktüğü üzere şöyle hepsini pencere içine alıp seçebileceğim gibi bakın sadece XY planında Z2,5 kodunu seçtim. Burada her ne kadar frame elemanlar yani çubukları da seçmiş olsam yükleme yaparken joint'i seçeceğimden yükler sadece düğüm noktalarına verilecektir. Yani burada frame elemanları seçmemin herhangi bir sakıncası veya artısı eksisi yok. Önemli olan düğüm noktalarını da seçmiş olmam. Bunu seçmenin ikinci bir yolu daha var. Eğer çok fazla eleman olsaydı veya çatı tonoz gibi bir şey olsaydı belli aralıktaki düğüm noktalarını görüntüleyip seçebilmek için Set Limit diye bir seçeneğimiz var View menüsü altında. Buradan aks tanımlanmamış ise sisteme belirli bir aralıktaki taşıyıcı sistemi sadece görüntülemesini yapabiliyoruz. Mesela ben şuraya 2,5 yazarsam -6 yerine pardon, eksi yazmayacağım. Artı 2,5 yazarsam 2,5 metre kotundaki Z aksında 15 metre X yönünde, 15 metre Y yönünde bütün elemanları gösterir. Nerede? XY planında. Apply dediğim zaman bakın sadece ve sadece Z2,5 kotunda X yönünde 15 metre, Y yönünde 15 metre boyunca elemanları gösteriyor. Şurayı 7,5 falan yapsak, 8 yapsak yarısını gösterecek. Bakın. 15'ten arta kalan geriye kalanı gösteriyor. Burayı eski haline getirelim. Şimdi yükleme yapacağımız zaman ister XY ekseninden bir ilk yaptığım gibi seçip düğüm noktalarını öyle seçeriz. İster buradan seçeriz. Yalnız buradan seçtiğimiz zaman eski haline getirmek için burayı illaki eski değerlerini girmemiz lazım. Yoksa hiçbir şekilde sistemin tümünü görüntüleyemem. Show all falan seçeneği View menüsünden onlar işe yaramaz. Hepsini görüntüleyebilmem için Show All Z deyip yeniden OK'ye basmam gerekiyor. Şimdi zaten seçiliydi o kısım. Assign Joint Load Force.
Buradan zaten bakın hiçbir yük tanımlamadık. Load cases'e girmedik. Load patterns'a girmedik. Yani ölü yük haricinde bir rüzgardı, kardı, depremdi, hareketliydi bir yük tanımlaması yapmıyorum bu örnekte. Zaten geçen haftalarda yaptım. Burada bu ölü yük olarak kalsın. Z yönünde tabii yükün yönü aşağı olduğu için eksi olarak yükü girmem gerekiyor. Eksi 13,5 kilonewton olarak yükü tanımladım. Apply dediğimde evet yüklemem bütün düğüm noktalarına gerçekleşti. Okey diyorum. Bu menüyü bu şekilde kapattım. Yüklememizi de oluşturduk. Bu arada mesnetler görünmüyor. Mesnetlerin görüntülenmesini sağlamak için ya da var mı yok mu emin olmak için sağ tıklayıp tabii ki şurada Restrain seçeneğinde U1, U2, U3, R1, R2, R3 yani ankastre seçili olduğu anlaşılıyor ama görüntülemek isterseniz Set Display Option'dan Restrain seçeneğini seçip OK derseniz bu da eğer görünmüyorsa görünür hale gelecektir. Şimdi arkadaşlar dersin başında dedim ki ister düzlem kafes, ister uzay kafes yani üç boyutlu kafes olsun. Yani sistem taşıyıcı sistem, kafes sistemse ne dedik? Çubuklarda moment oluşması istenmez. Sadece ve sadece eksenel kuvvet etkisi görülür bu tip taşıyıcı sistemlerde. Yani çubukta ya çekme kuvveti ya basınç kuvveti oluşması istenir. Harici moment veya kesme gibi kesit tesirlerinin oluşması istenmez. Şu aşamada ben hiçbir değişiklik yapmadan analiz etsem, peki çubuklarda moment çıkar mı? Çok ihmal edilebilir derecede çıkar. Biz bunu tamamen engellemek istiyorsak ya da çok küçük mertebelerde tutmak istiyorsak şöyle yapmamız gerekiyor. Kafes sistem elemanlarını seçeceğim ilk önce kafes sistemi. Seçebilmek için mesela XZ görüntüsünden şöyle bir derinlik verelim. Pencere içine alabileceğim bir görüntü çıkarttım ortaya. Şu şekilde bakın pencere içine aldım. Tüm kafes sistemdeki çubuk elemanları seçtim. Kolonları seçmedim. Ne yapacağım ben şimdi? Kafes sistem çubuklarının başlangıç ve bitiş noktalarına moment ve kesme kuvveti almaması için tanımlama yapacağım. Bunun için assign frame relative partial fixity var. Buna tıklıyorum. Bakın buradan MY momenti çubuğun başlangıcı ve bitişinde sıfır. MX momenti çubuğun başlangıcı ve bitişinde sıfır. Torsion yani burulma sıfır olarak gidiyorum. Bunları bu şekilde işaretlediğim takdirde eksenel yük haricinde hiçbir kesit tesiri oluşmamasını sağlamış olacağım. Apply diyorum. Okey diyorum. Bakın görünüm olarak nasıl bir görünüm çıktı ortaya. Çubukların başlangıç ve bitiş noktalarına bu özellikler atandı. Kolon ucuna böyle bir özellik atamadım. Sadece kafes sistem çubuklarına böyle bir özellik atandı. Yeniden eski haline döndürmek için Show Undeformed Shape seçeneğine tıkladığımda SAP 2000'de taşıyıcı sistemim yeniden eski haline döndü. Düğüm noktalarını görüntülemek istemiyorsanız Invisible seçeneğini seçip OK'ye bastığınızda düğüm noktaları görüntülenmeyebilir. Ya da bu sistemi extrude yapıp son kez analiz yapmadan önce bakalım. Bakın extrude yaptığımda kolonlar, kafes sistem elemanların kesitleri olduğu gibi atandı. Yalnız 15 milimetre için benim kendi şahsi tecrübe ve fikrime göre bu kesitler çok ince ve narin gözüküyor. Bu kesitlerin yeterli olup olmayacağı konusunda şüpheliyim. Mesela şu kesit 60 milimetre çapında, içerideki kesit 33 milimetre çapında. Bu kesitlerin yeterli olup olmadığını hep birlikte analiz sonrası 13,5 kilonewtonluk yani 1,3 ton gibi bir ilave yük sistemin kendi öz ağırlığına ilave bir yük etkisi altında yeterli olup olmadığını göreceğiz. Buradaki menüde bir de şunları da göstereyim. Bakın, Extrude'da object seçili olunca
Bunların hepsi aynı obje olduğu için aynı renkte. Section seçeneğimi seçersem kesitlere göre renklendirme değişiyor. Mesela 60 mm çaplı borular mavi, 33 mm çaplı borular mor ve kolonlar 200 mm eni ve boya sahip kutu kesitli profiller beyaz renkli gözüküyor. Böyle ayrıca atanan tüm kesitleri farklı renklerde görüntüleyebilirsiniz. Materyal dediğimde, apply dediğimde şu anda hepsi S235, o yüzden aynı renkte. Kolonları mesela S355 sadece ve sadece çatı makasını, çatıyı eğer S235 yapsaydım kolonlar farklı renkte, çatı farklı renkte gözükecekti. Renkli çıktı almak istediğiniz zaman böyle mavi renk, arka plan beyaz oluyor veya arka plan beyaz, gri tonlarda çatı makasını görüntüleyebiliyorsunuz. Yani bu şekilde de bir gruplandırma yapılabiliyor arkadaşlar. Şimdi sistemin analizine sıra geldi. Girdik. Artık analize hazır. Analiz opsiyonlarından 3 boyutlu bir analiz yapıyoruz. Space frame seçili olduğundan emin olalım. Okey diyorum. Sonrasında artık analize geçebiliriz. Run analysis seçeneğini seçtim. Burada dead ve model seçeneği var. Model analiz yapmıyoruz. Deprem yüklememiz yok zaten. Bunu do not run seçeneğini seçerek çalışmamasını sağlayabiliriz. Veya delete seçeneğiyle load cases'dan silebiliriz. Bu şekilde analiz yapmak için run now dedim. Dosyayı kaydetmemişiz. Masa üstüne bunu kafes olarak kaydedelim. Dosya içine. Evet, herhangi bir hata veya uyarı almadık. Sistemin çalışma şekline bakalım. Start animation diyorum. Evet. Ölü yük altında beklendiği gibi sadece düşey yönde bir deplasman yaparak hareket ediyor. Herhangi bir düğüm noktasının üzerine geldiğimde o düğüm noktasındaki deplasmanları görüntüleyebiliyorum. Yalnız böyle her bir düğüm noktasını tek tek kontrol edemeyeceğim için ve sistemin genelini de oluşan maksimum sehim nedir? Bu gibi şeyleri merak ediyorsam bunun için şu Show Deformed Shape seçeneğini seçiyorum. Zaten yükleme olarak tek bir yükleme yaptık. Farklı bir yüklememiz yok. Yani olumlusu daha olumsuzu bir durum söz konusu değil. Dead yüklemesi sonucu oluşabilecek maksimum sehim nedir? Bunu görmek için Draw Control Object diyorum. Yani renklendirme ile bize gösterecek sehim miktarını. Hangi yönde istiyorum bunu? Z yönünde. Yani ölü yükleme altında düşey yönde bir sehim oluşuyor. Z yönündeki yükleme sonucu. Evet. OK seçeneğine tıklıyorum. Sistemim şu anda görüntülendi metre cinsinden. Bunu milimetreye çevirirsem kilonewton milimetreye en fazla 25.2 milimetre sehim yapıyormuş. Yani buradaki skaladan. Ama tam kesin net bilgiyi nereden alıyorum? Bakın sol altta, şunu biraz daha büyüteyim. Sol altta minimum -26.86 yazıyor. Demek ki en fazla sehim 26.86'ymış. Maksimumu 0. Çünkü ne oluyor? Ters sehim yapmıyor. Yer çekimi yönünde en fazla 26.8 milimetre, yani 2.6 santimetre sehim yapıyor. Peki neresi en çok sehim yapıyor? Şu orta kısımda gözüken mor renkli kısım, açıklık ortası, hem X hem Y yönündeki açıklık ortası en fazla sehim yapan bölgeler olarak karşımıza çıkıyor. Gerilme kurtarsa bile arkadaşlar, taşıma gücü yeterli olsa bile sehimi mutlaka kontrol edin derim. Çünkü sehim
hesaplamalarda bazen ihmal edilip sonradan hele hele uzay çatılarda çok büyük açıklıkların geçildiği 80-100 metre gibi açıklıklar geçilebiliyor uzay çatı sistemlerinde. Büyük problemler yaratıp çatının çökmesine sebep olabilecek bir sorun. Dolayısıyla seyimin kontrol edilmesi önemli. Bir ikincisi, bu çatıda sadece kesit tesiri olarak ne dedik? Eksenel yükler oluşacak. Ya basınç ya çekme. Peki bunları nasıl görüntüleyeceğiz? Şuradan frame cable tendondan ölü yük yüklemesi altında mesela aksiyel force'dan önce moment 2-2 diyelim. MY moment. Apply diyorum. Bakın kolonlar haricinde çatıda herhangi bir moment görünümü yok. Veya V3-3 diyelim. Herhangi bir kesme kuvveti kolonlar haricinde taşıyıcı sistemde gözükmüyor. MX momenti, evet, kolonlarda yine MX momentimiz var. Makaslarda şeyde çatı makasında da çok küçük mertebelerde çıkıyor. Ama aksiyel force dediğimde yani eksenel kuvvet çatı makasında bakın yüksek miktarda çıktı. Şimdi mavi renk gözüken kısımlar çekme kuvveti etkisindeki kısımlar, kırmızı renk görünen kısımlar ise basınç kuvveti etkisindeki kısımlar. Şimdi mavi renk gözüken bir çubuğa sağ tıklıyorum. Eksenel yük artı 94,90 kilonewton. Kesit boyunca değişmiyor. Aynı bir yük. Yükü kilonewton metreye yeniden çevireyim. Şuradan aksiyel yerine moment 3 ve V2 yani MX momenti ve VY'ni seçtim. Bakın burada bir değer gözüküyor. Ekranda bir moment ve kesme kuvveti olduğu belli ama çok küçük mertebelerde 0,05. Yani neredeyse yokmuş gibi. Bu da yükten ileri gelen çubukta bir eğilme oluşturabiliyor bazen. Yük çubuk kesitleri çünkü çok narin. Bundan dolayı böyle küçük mertebelerde momentler oluşmuş veya kesme kuvvetleri oluşmuş olabilir. Maksimum bakın kesme kuvvetinin maksimum olduğu yerde de show max diyelim 0,075 kilonewton. Yani 7,5 kilo gibi bir şey bir değer arkadaşlar. O da çubuğun kendi ağırlığından kaynaklanıyor olabilir bu moment değeriyle kesme kuvveti. Başka bir şey olacağını pek de zannetmiyorum. Tamam dedim. Yukarıdaki çubuğa tıklıyorum. Yukarıdaki çubuğa tıkladığımda bu sefer bakın eksenel kuvvetin başında eksi var. Eksi olması ne demek? Bu çubuğun eksenel yük basınç kuvveti şeklinde etkiyor olması demek. Peki aşağıdaki çubuk 90, yukarıdaki çubuk 92. Yaklaşık aynı mertebelerde eksenel kuvvet etkisindeler. Aynı mertebede eksenel kuvvet etkisinde olmasına rağmen alt başlıktaki çubuk kesiti yeterli olabilecekken üst başlıktaki çubuğun kesiti yetersiz olabilir. Neden? Çünkü basınca çalışan elemanlarda burkulma dediğimiz bir olay var arkadaşlar. Mukavemetten hatırlayacağınız üzere gerilmenin formülü neydi? Sigma eşittir P bölü A eksenel yük etkisindeki gerilme. Bu çekme etkisinde. Basınç etkisinde bu formülü nasıl güncelliyorduk? Sigma eşittir burkulma katsayısı çarpı P bölü A oluyordu. Dolayısıyla biz yükü belli bir katsayıyla arttırdığımız için basınç elemanlarında gerilme olarak yetersiz duruma çekme elemanlarına göre düşebiliyor. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Her ikisindeki eksenel kuvvet de eşit aynı kesite atarsanız her ikisi de yeterli olur anlamına gelmiyor. Bazen üst başlığı daha büyük kesitler seçmek zorunda kalabiliyoruz. Bunları da belirttikten sonra bu çubuk şeyle ilgili, sistemle ilgili sonuçları nasıl yazdırabiliriz? Nasıl tanımlayabiliriz? Bakın geçen haftalarda hep display, show table. Mesela sistemin ağırlığını göstereyim burada. Miscellaneous data diye bir şey var. Burada materyal liste tıkladığınızda ne kadar kilo demir gidiyor onu görebilirsiniz.
Şurada select load cases var. Bizde sadece ölü yük var. Mesela burada bir kombinasyon yapsaydık. Daha doğrusu bir çelik sınıfı zaten belli. Yönetmeliğe göre bir şartname seçiliyor. Ama farklı yüklemeler tanımlasaydık. İçinde rüzgar, deprem, kar yükü ve bunlara göre program o yönetmeliğe göre. Şimdi buradan mesela sadece dead var. Yani diğerleri de eğer farklı farklı kombinasyonlar oluşmuş olsaydı burada görüntülenebilir. Herhangi bir seçilerek sonuçlar görüntülenebilirdi. Gerçi görüntülemek istediğim şeyde bir kombinasyonun önemi yok. Okey diyorum. Bakın 46,42 kilonewtonluk bir ağırlığa sahip sistemimiz. Bunları daha detaylı görebilmek için section property diyorum. Başlıklar 136 parçadan oluşuyor ve 20 kilonewton. Diagonaller 64 parçadan oluşuyor ve 5 kilonewton. Kolonlar 4 parçadan oluşuyor. Toplam uzunluğu verilmiş burada. Ne cinsinden? Milimetre. Çünkü onu metreye çevirmedik. Milimetre olarak kalmış. Bu da 20 kilonewton. Yani 2 ton civarında. Toplam 5, 5,5 ton muydu? Şuradan 4,6 ton. Bu yapının ağırlığı. 15 çarpı 15, 225 metrekare. Hocam azmış, hafifmiş. Neden hafif, neden az? Çünkü sadece yükleme olarak ölü yükleme yaptık. Diğer yüklemeleri yapsaydık tabii ki kesitler daha büyük çıkardı. Bir ikincisi, bu kesitlerin yeterli olup olmadığını daha hesabını yapmadık. Şimdi bu sonuçları alacaksınız, bir ödevinizde kullanacaksınız veya bir rapor olarak, bir hesap olarak bir yere sunacaksınız. Bunun için File menüsünden, Print Table'dan bakın aynı ekran geldi karşımıza. Biraz önce dediğim gibi eğer yüklemeler çeşit çeşit olsaydı, farklı kombinasyonlar olsaydı buradan o kombinasyonlardan istediğimizi seçip onun sonucunu veya hepsinin birden sonucunu alabilirdik. Bir ikincisi şurada çubuklardan birkaçını seçmiş olsam sadece seçtiklerimi de yazdırabilirim. Selection only seçeneği o zaman aktif olurdu. Sadece seçtiğim elemanların sonuçlarını yazdırabilirdim. Şimdi buradan frame output seçeneğini seçiyorum. Yani çubuk kuvvetlerini görüntüleyeceğim. Table element force. Bu seçeneği seçtiğiniz zaman analyze result, element output, frame output altındaki element force'u seçtiğimiz zaman bütün çubuklardaki kesit tesirlerini görüntüleyip yazdırabiliriz. Nasıl? Okey dediğim zaman rich text file seçili burada bakın. Okey dediğim zaman bir isim vermemi istiyor dosyaya. 1, 2, 3, 4 olarak bir isim verdim. Kaydet dedim. Dosya yazdırılınca kendiliğinden açılacak. Bakın dosya açıldı. Yalnız bu işte milimetreyi seçtiğim için biraz momentler büyük gözükebilir. Milimetre olsaydı daha küçük olduğu daha kolay anlaşılıyordu. Burada bir numaralı çubuk verilmiş. İlk 3 metre boyunca çubuğu 50 santimde bir bölmüşüz. Bu 50 santimde bir böldüğümüz çubuktaki kesit tesirleri dead yüklemesi altında verilmiş. Eksenellik değişmiyor. 53 kilonewton. Kesme kuvveti, çubuk boylu boyunca değişen kesme kuvveti. V2 dediği ne oluyor? VY yönü. V3 dediği VX yönü. T dediği torsion, burulma 0. Bakın M2 momenti 0. Peki M3 momenti nerede? M3 momenti ise şu M2 doldurduğu için buraları satırı yani Word belgesini. M2 bittikten sonra yeni bir tabloyla ikinci kısmı paylaşır. Bir hayli de çubuk var. Bakın kaç sayfa boyunca doküman veriyor. SAP 2000'de aslında rapor oluşturma özelliği var. Yani projenizde girdiği bütün detayları raporla oluşturabilirsiniz. Bakın M3 de burada. Buradan sıralanmaya başlanmış. Bütün çubuklar için ayrı ayrı. Toplamda 38 sayfa sadece bir dead yüklemesindeki çubuklara gelen kesit tesirlerini buradan görüntüleyebiliyoruz. Bu kesit tesirlerini alarak taşıma gücü yöntemi veya emniyet gerilmeleri yöntemine göre çubuk kesitinin yeterli olup olmadığının hesabını yapabiliriz.
Bakın bir de şuradan sadece pencere içine şöyle bir çubukları rastgele seçeyim. Yani Word'de değil de ben Excel'de bir takım hesaplamalar yaptırmak istiyorum diyorsanız bu hesaplamaları için Excel'e bu sonuçları yazdırabilirsiniz. Bunun için File, Import değil Export, MS Excel Spreadsheet seçeneğini seçiyoruz. Bakın mesela aynı menü. Bu sefer bakın Selection Only aktif. Sadece seçtiğim elemanları yazdıracağım. Yani 38 sayfa değil de bu sefer daha kısa. Yani ilgi duyduğum, belki de merak ettiğim çubuklar farklı farklı. Sadece onları görüntülemek istiyorum. Onları görüntüleyebilmek için de seçip buradan Selection Only seçeneğini işaretlersem sadece seçili elemanlar için sonuçlar yazdırılır. Okey diyorum. Herhangi bir isim olarak bölüm Sapigibin kafes diye bir isim verilmiş. Bunu masa üstüne yazdırsın. Aramayalım. Yazdırdıktan sonra otomatik atmayacak. Masa üstüne kafes diye bir Excel dosyası oluşturdu. Bunu görüyorsunuz sanırım. Bakın Excel olarak yazdırdık sonuçları. Burada eksenel yükler, basınç veya çekme kuvveti olacak şekilde seçtiğim çubuklar, sadece seçtiğim çubuklar için eksenel yükler görüntüleniyor. VX, VY bu. V2, VY kesme kuvveti. Diğer yönlerdeki moment ve kesme kuvvetleriyle vurulma momentleri sıfır. Sıfıra yakın çok küçük değerler olarak karşımıza çıkıyor. Kesmelerle birlikte şu kısım. Sadece eksenel yük seviyesi diğerlerine göre daha belirgin seviyede yüksek. Şimdi Selection Only seçeneği seçili. RTF burası. Okey dediğim zaman şu 158'in üzerine yazsın, açsın. Evet, şu anda Word belgesini görüyorsunuz herhalde. Word belgesine de bu şekilde yazdırıyor. Biraz önce yaptığım açıklamalara benzer şekilde bunu da kullanabilirsiniz. Şimdi şu şeyden rapordan bahsetmek istiyorum. Yani arkadaşlar bir belediyeye veya bir başka bir yere bir rapor vereceğiniz zaman şurada Create Report seçeneği de var. Create Report seçeneğine girip şu anda bir dosya ismi istiyor. Çok fazla eleman var. Ben bunu oluştur demeyeceğim. Ama siz kendiniz deneyebilirsiniz. Projenizle ilgili A'dan Z'ye bütün ayrıntılar yazdırılır. Kapak sayfası da var. Aks bilgileri, aksların birbirleriyle olan mesafeleri, çubuklar, atadığınız, kullandığınız materyaller, kullandığınız kesitler, bu kesitlerin yeterli olup olmadığı vesaire. Yani hesap raporunu açan kimse bir rapordan hiç sizin analiz dosyanızı görmeden de ne yaptığınızı, hangi kesit kullandığınızı ve analiz sonuçlarınızı inceleyebilir bir rapor oluşturur. Ama SAP 2000'de öyle çok sayfalı raporlar ortaya çıkıyor ki 10 bin sayfa, 15 bin sayfa bilgisayarı gerçekten çok zorluyor. O yüzden böyle özet olacak şekilde biz Print Table özelliğini daha çok kullanıyoruz Create Report'tan. Create Report'u kullanıyorsanız bir mutlaka lokal seçip böyle birkaç tane çubuk elemanını falan ya da en olumsuz kombinasyona göre hesaplamaların sunulduğu bir dosya vermek daha pratik oluyor diyebilirim. Şimdi check design yapalım. Bu kesitlerin yeterli olup olmadığını bir kontrol edelim. Geçen haftalarda nasıl yapıyorduk check design'ı? Şuradan start still design check of structure diyorum. Evet. Kesiti yeterli olan elemanlar da var. Kesiti yetersiz olan elemanlar da var. Bu arada kullandığımız yönetmeliği ne kullanmış program? Yani check design yaptığı yönetmelik nedir? Bakalım. ASCII 360-10. Şu anda taşıma gücü yöntemi kullanıyoruz. Kullandığımız taşıma gücü yöntemine zaten bu ASCII yönetmeliğinin Türkçesi diyebilirim. Bakın burada LRFD ve ASD yazıyor. LRFD bizdeki yönetmelikteki YDKT'ye, ASD ise GKT yani güvenlik katsayılarına göre hesaba
karşılık geliyor. Mesela YDKT'ye göre hesap yaptıracak olursak diyorum. Peki 2016'dan önce ne kullanıyorduk? Emniyet gerilmeleri yöntemini kullanıyorduk ki o da AVSC ASD 89 bizim TS648'e en yakın hesaplamaların ve sonuçların verdiği bir yönetmelik. Eğer emniyet gerilmelerine göre de hesap yaparsanız bunu seçebilirsiniz. Şimdi taşıma gücü yöntemine göre bir check design yapalım. Bakalım sonuçlar yeterli mi değil mi? Hep birlikte görelim. Okey diyorum. Yönetmeliği seçtik. Check design'ın bozulmuş şeyi göstermek istiyorum. Kombinasyonları. Bakın bir tek ölü yük vermiştik. Ölü yük verdiğimiz için sadece ölü yükte yapabileceği YDKT yöntemine göre yapabileceği kombinasyonlar listelenecektir. Check design bozulduğu için mi acaba silinmiş? Bir kere daha check design yapalım. Ondan sonra bakalım. Evet. Şimdi define load combination seçeneğine girdiğimde bakın iki tane buraya kombinasyon oluşturmuş program. Seçtiğim yönetmeliğe dayalı yani AVSC 360-16'daki öngörülen kombinasyonlar. DSTL1'e tıkladığımda modify dediğimde 1.4 ile çarpmış ölü yükü. DSTL2'ye baktığımda ise ölü yükü 1 ile çarparak daha doğrusu değiştirmemiş. Katsayı 1 olunca direkt verdiğim yükleme ve kendi öz ağırlığındaki yüküne göre bir tasarım yapmış. Bu durumda herhangi bir çubuğa sağ tıkladığımda hangi kombinasyona göre değerlendirme yapmış olması muhtemeldir? DSTL1 çünkü 1.4 ile çarpmış. Mesela şu çubuğu ele alalım. Demiştim ki dersin başında üst başlıkla alt başlığa gelen eksenel yük eşit olmasına rağmen alt başlık kesiti yeterli olabilecekken üst başlık kesiti yeterli olmayabilir demiştim. Bu örnekte de tam da bu dediğim olay gözüküyor. Mesela bakın alt başlığa tıkladım. DSTL1 kombinasyonu en olumsuz kesit tesirlerinin oluştuğu kombinasyonmuş. Details'a tıkladığımda şuradan birimimizi kilonewton metre olarak güncellediğimizde bakın şunu yukarı doğru alalım. Eksenel yük 132.87 kilonewton. Diğer momentti, kesmeydi, burulma momentiydi. Bu gibi kesit tesirleri neredeyse yok. Hatta yok diyebiliriz. Sadece eksenel bir yük var. 132 kilonewtonluk. Bu yükleme etkisi altında section over stress olarak ikaz alıyorum. Aslında kırmızı yanmıyor. Bir de üsttekine bakalım. Üsttekinde de en olumsuz kesit tesiri DSTL1. Üstteki kesitte de birimi kilonewton metre ayarladıktan sonra ne kadar eksenel geliyormuş? Bakın hatta daha az geliyor. Yani alt başlıkta 132 idi. Üst başlıkta 129 kilonewton. Ama üst başlık kırmızı yanarken alt başlık turuncu yanıyor. Yani hocam renklerden mi anlayacağız biz bu işi? Nasıl olacak bu iş? Tabii ki renklerden daha detaylı ve doğru bir değerlendirme yapabiliriz. Nasıl yapacağız? Seçtiğimiz çubuklar biri şu, biri de şuydu bakın arkadaşlar. Biri kırmızı, biri turuncu. Ama hatırlarsanız çelik yapılarda değerlendirme yaparken nasıl yapıyorduk sonuçta? Talep edilen dayanım bölü mevcut dayanım diyorduk. Bunun sonucunda da birden küçük bir sayı elde ettiğimiz takdirde kesit taşıma gücü yeterli. Birden büyük bir sayı elde edersek de taşıma gücü yetersiz diyorduk. İşte buradaki taşıma gücünün birden büyük olup olmadığını, bu oranın ne olduğunu görüntüleyebiliriz. Nasıl görüntüleyeceğiz? Şuradan Display Design Info seçeneğine tıklıyorum. PM Color Values seçeneği seçiliyken OK diyorum. Bakın alt başlıkta bir, neredeyse bir yani 0.995. Üst başlıkta bu 2.746. Bakın farka bakın. Taşıma gücü üst başlıkta neredeyse sınırın 3 katına yakın. Alt başlıktaysa ise taşıma gücüne çok yakın bir değer. 1 gibi bir şey. Herhalde o yüzden section over stress demiş. Bakın bütün çubuklara ait biz
Bu oranları görüntüleyip hangi kesitin kapasitesinin daha çok olduğunu, hangi kesitin limitlerde olduğunu buradan görüntüleyebiliyoruz. Mesela şu köşedeki diagonaller bir hayli fazla zorlanıyor. 4. Şu içerideki diagonaller daha bunun 1'e kadar çok kapasitesi var. Yani taşıma gücü hayli hayli iyi. Alt başlıkta kolona saplananların taşıma gücü iyi, kenara gelenlerinki kötü gibi buradan bir takım çubuklarla ilgili bir ön bilgi sahibi olabiliyoruz. Yalnız bu kesitler başlangıçta biz nihai kesit olarak atadığımız için kesitler kurtarmadı. Aslında biz ne yapmalıyız? Kurtaran kesitleri belli etmek için bir kesit kütüphanesi oluşturabilirim. Ve kesitleri programın kendisinin seçmesini sağlayabilirim. Geçen haftalarda yaptığım gibi. Nasıl yapacağız? Bu analizi kapatıyorum. Bunun için define section properties frame section import seçeneğini seçiyorum. Bu boru profiliyle ilgili kütüphaneyi komple programa seçebilmesi için atayacağım. Import'tan pipe yani boru profil kütüphanesini indirmesini istiyorum. Herhangi bir yönetmeliğin kütüphanesi olabilir. ALSC'yi seçmiyorum çünkü onlarda inç ve birim sistemi farklı olduğu gibi bir de kesitlerin bulunabilir. Satın alınabilir kesitler bizim ülkemizden biraz farklı oluyor. Bizimki daha çok Euro. Avrupa normunda profiller olduğu için Euro'yu seçiyorum. Euro'yu seçtikten sonra bakın çelik kalitesini buradan belirliyoruz. S235 kütüphanede ne kadar varsa 76'dan başlıyor çapı. Şu gösterim ne demek? Tubu yani boru D76 diameter yani çapı 76,1 milimetre çarpı 3,2 et kalınlığı 3,2 milimetre anlamına geliyor. Bu çaptaki boruların hepsini seçiyorum. Okey diyorum. Şuradaki listeye ekledim. Sonra ne yapacağım? Add new property'den auto select list oluşturuyorum. Adına kafes diyorum. Şu listedeki bütün boruları buraya ekliyorum. Sonra okey'e tıklıyorum. Bir kere daha okey'e tıkladım. Seçim listesini oluşturdum. Sonra çatıda bütün kafes elemanları seçmek için şöyle uygun bir görüntü yakaladım. Sonra üç boyutlu çatımdaki bütün elemanları seçtim. Seçtikten sonra Assign, Frame, Frame Section, Kafes seçeneğini seçiyorum. Okey diyorum. Bakın kendisi otomatik herhangi bir kesit atadı. Şu anda biraz daha göze doygun geliyor, iyi geliyor yani. Biraz önce çok narin gözüküyordu. Şimdi analiz yapacağım ve bu analiz işini birkaç kere tekrarlayacağım. Geçen haftalardan hatırlayanlar vardır. Analiz yaptım. Done dedim. Şuradan check design yapıyorum. Check design sonucu bakın yeterli kesitleri kendisi attı. Ama bitti mi? Bitmedi. Analiz sonuçlarıyla tasarım sonuçlarının eşleştirilmesi var. Verify Analyze and Design Section diyorum. 200 tane çubuk eşleşmemiş. Bunları seçmek istiyor musunuz diyor. Farklı birbirinden diyor analiz ve tasarım sonuçları. Evet dedim. Sonra ne yapıyorum? Şu düğmeyi çözüyorum. Bir kere daha analiz yapıyorum. Bak elemanlar hala seçili. Bu elemanları yeniden analiz ediyorum. Yeniden Start Design Check diyorum. Bu sefer kesitler değişti. Yeniden bir yük dağılımı yaptı. Seçilen kesitlere göre büyük kesitler daha fazla yük aldı. Küçük kesitler daha az yük aldı. Yeniden bir yük dağılımı yaptı program. Bakalım şurada uyarı vermeyene kadar bu döngü devam edecek. Verify Analyze Design Section dediğimde bu sefer 32 tane çubuk kalmış. 200'den 32'ye düşmüş. Bunları seçip analiz ve dizayn sonuçlarının birbirinden farklı çubukları yeniden seçmek istiyorum. Kilidi çözüyorum. Bu çubukları yeniden analiz ediyorum. Yeniden
Check design yapacağım. Yeniden kontrol ediyorum. Analiz ve dizayn sonuçları. Evet. Bütün analiz ve dizayn sonuçları birbirleriyle tüm çubuklar için eşleşti. Bu mesajı alana kadar bu döngüye devam edecektim arkadaşlar. Bu mesajı aldık. Şimdi bir de şuna bakacağım. Profil kütüphanesinde seçtiğim en büyük profil kesiti yetersiz geliyorsa sistemdeki yetersiz kesitli elemanlar olabilir. Dolayısıyla şuradan verify all members passed'ı kontrol etmem lazım. Yani sistemdeki bütün çubukların kesitleri yeterli mi? Baktığım zaman all steel frames passed the stress capacity check diyor. Bütün çelik çubuklar gerilme kapasite kontrolünü geçti. Evet, kesiti yetersiz eleman yok. Şimdi kontrol edelim kesitlerimizi. XY düzleminde görüntülüyorum. Bu 2,5 kotu. Önce aşağı kota bakayım. Aşağı kota baktığımda bakın genelde 76,1 3,2 kalınlıklı boruyu her yerde bunu kullanmış. Çeşitlilik yok. Yani ben çeşitlilik olsaydı bunları azaltma yoluna gidecektim. Çünkü imalatlarda çok fazla çeşitlilik karışıklığa yol açar. Burada da öyle bir çeşitlilik söz konusu değil. Üst başlığa bakıyorum. Üst başlıkta 3 çeşit boru olduğu gözüküyor. En dış kısımda 88-101, orta kısımlar 76'lık gözüküyor. Üst kısımları ben şu köşedeki borular turuncu renkte yandığı için yani gerilmesi sınır gerilmeye yakın. Taşıma gücü 1'e yakın olduğu için bunları o 101 yani şu kesit şunların boru kesidine atayabilirim. Orayı biraz hızlı geçtim. Şu extrude'u kapatayım. Daha iyi ne demek istediğimi anlatacağım. Bakın şunlar 101.6, 3.6. Yani etrafı komple 101.6, 3.6 yapacağım. Buradaki çeşitliliği bu sayede 2'ye indireceğim. Köşedekileri de 101.6, 3.6 olarak atamasını yapacağım. Bunun için köşelerdeki profilleri seçtim. Assign menüsünden Frame, Frame Section, 101.6, 3.6'yı seçtim. Bütün üst başlığımda aynı çeşit profil oldu. Bakalım dikme ve diagonallerde de işlem öyle mi? Onlarda da eğer böyle çok çeşit varsa onları da bir veya iki çeşide düşürmek gerekebilir. Onu görüntülemek için de şöyle yapabilirim. X'ye şuradan derinliği açıp evet çok karışık bir görüntü çıkıyor ortaya. Şöyle bir gezindiğimde hepsinin 76.1, 3.2 olduğunu görüyorum. Diagonallerde de herhangi bir çeşitlik göze çarpmıyor arkadaşlar. Bunun sebebi de şey olabilir. Küçük kesitli boru 76'dan başlıyor. 76'dan daha küçük boru yok. O yüzden program belki daha küçüğü olsa onu onlara atayacaktı. Daha ekonomik bir çatı oluşturmak adına. Daha küçüğü olmadığı için kullandığı boru çapı da zaten genelinde hepsine yeterli derecede taşıma gücüne sahip bir çap kullanılmış oluyor. Evet, sistemi bu şekilde güncellemiş olduk. Mesela şuna sağ tıkladığım zaman DSTL1 kombinasyonunda biraz önce section over stress yazıyordu. Şu anda ise kilonewton metreye getirdim. Öyle bir uyarı yok. Eksenel yük 129 mu 132 mi öyle bir şeydi. 124'e düşmüş. Tabii borunun rigidliğinin artmasına bağlı olarak ufak tefek buralarda değişimler olabiliyor. Bakın şurada ratio oranı var 0.824. Yani 0.82 birden küçük. Dolayısıyla kesit yeterli diyebiliriz. Üst başlıkta da aynı şekilde kontrol yapalım. Zaten program kontrol sonucu bize söylüyor ama buralardan inceleyebilirsiniz. Bakın 143'e çıkmış. Buradaki oran da 0.89. Yani atadığımız bu dış kasnaktaki kesitler çok da kapasitesi olan daha artık kapasitesi olan kesitler değil limitlerde sarı renkli zaten gözüküyor kırmızıya yaklaşıyor olan kesitler kullanılmış.
Sistemin ağırlığı neye çıkmış peki bu aşamada? Merak ettim. Show Tables'tan Miscellaneous Data'yı işaretledikten sonra. Bakın Select Case burada 3 oldu. Gördünüz mü? Yani biraz önce kombinasyon oluşturmamıştık. Sırf DET'te bakmıştık. Şimdi buradan mesela DSTL bir seçilebilir. Gerçi Miscellaneous Data'da bu değişmez. Çünkü ağırlığa bakacağız. 4.6 yani tondan 5.7 tona çıkmış. Yani bir ton daha artmış ağırlığı. Ama biraz önce elemanlarımız yeterli kesite sahip değildi. Kurtarmıyordu. Şu anda bütün çatıda kullanılan malzeme kolonlarla birlikte 5.7 tona 225 metrekareyi kapatmayı başarabiliyoruz. Şimdi gelelim bu dosyayı nasıl AutoCAD'e gönderirim veya AutoCAD'den nasıl alırım? Arkadaşlar dosyayı AutoCAD'e gönderebilmek için File menüsünü kullanacağız. File menüsünde Export seçeneği var. Şu aşağıda da AutoCAD DXF File var. Buna tıkladığımda masa üstüne mesela bu kafes dosyasını oluştursun. Bana diyor ki herhangi bir orada AutoCAD dosyam var da onun içindeki bir layer'a katmana kullanmak ister misin? Hayır. Karşıma gelen ekranda neleri aktarmak istiyorsun? Düğüm noktalarını mı, çubukları mı, kabuk elemanları mı veya solidleri mi, katı elemanları mı? Yani benim şeklimde sadece frame, çubuk var. Peki oluşturacağın AutoCAD dosyasında hangi layer isminde kaydetmek istiyorsun bu çubukları? Frame elemanları frame layer'ına atasın diyorum ben de. Okey diyorum. Dosyayı masa üstüne oluşturmuş olması lazım. Şu anda masa üstümü görebiliyor musunuz? Görüyorsunuz sanırım. Bakın dosya burada oluşmuş. Şu dosyayı açalım bakalım. AutoCAD'i eğer 3 boyutlu kullanabiliyorsanız bazı modellemeleri SAP'ta yapmak gerçekten zor. Hele hele tonoz ve eğrisel şeyleri. AutoCAD'de çizip SAP'a atmak daha kolay. Bakın çatımız buraya gelmiş. AutoCAD'i 3 boyutlu kullanabilmek için şu aşağıda Workspace kısmı var. 3D Modeling veya 3D Basis seçeneği seçili olursa Draftic Animation'da da çıkıyor ama şurada bir kontrol paneli çıkar. Bu kontrol panelinden şu orbiti seçerseniz sonra çevirirseniz bakın 3 boyutlu olarak SAP 2000'den ben yaptığım modellemeyi AutoCAD'e aktardım. Bu modellemeyi kapatıyorum şimdi. Kaydetmiyorum. Burada kafes olarak duruyor. Şimdi de şöyle bir şey yapacağım. Boş bir dosya açıyorum SAP 2000'de. AutoCAD'den SAP'a aktaracağım. Bunu da yapmak için de File, Import değil. Evet, Import seçeneğini seçeceğim bu sefer. AutoCAD DXF File'ı seçiyorum. Bana import etmek istediğim dosyayı soruyor. Kafes diye bir dosya. DXF aç diyorum. Bana AutoCAD'deki çizdiğim yönlerden yukarı yönü soruyor. Global Up Direction. Yukarı yön. Z yön. Hangi yönde çizdiyseniz yukarı yönü bunu seçiyorsunuz AutoCAD'de. Ben Z yönünde çizdiğimi varsayıyorum. Sonra birimi seçiyorsunuz. Birimi seçerken de şuna dikkat ediyorsunuz. AutoCAD'de çizdiğiniz çizimde uzunluğu metre çizdiyseniz metre cinsinden, santim çizdiyseniz santim cinsinden, milimetre çizdiyseniz milimetre cinsinden seçim yapmanız önemli burada. Yoksa modeliniz ölçeksiz bir şekilde SAP 2000'e aktarılır. Yani AutoCAD'de hangi uzunluk birimini kullandıysanız burada o uzunluk birimini kullanmanız gerekiyor. Okey dedim. Karşıma gelen ekranda diyor ki ne aktaracaksın? Kabuk, katı, çubuk, link, düğüm noktası. Yani sadece çubuk aktarma değil her türlü eleman aktarımı yapabiliyorsunuz. Ben frame aktaracağım ve frame layer'ı altında zaten frame layer olarak kaydetmiştim. Frame layer'ı altındaki çizimleri aktarmak istediğimi seçtim. Okey dedim. Buraya geldi çizim.
Bu sefer de AutoCAD'den SAP 2000'e attık. Bakın etrafına hatta grid yani bir aks bile oluşturmuş kendisi atarken. Normalde aks oluşturmaz. Bu durumda da bakın biraz önceki yaptığımız model falan değil bu arkadaşlar. Bu tamamen attığımız model. Hatta şuradan bakın materyali section'ları falan gösterebilirim. Hiçbir şey yok. Atadığı section I kesitli bir profil, I kesitli bir profil atamış. Hiçbir yüklememiz, hiçbir kesit atamamız yok. Yani sıfır model bu. Bunu AutoCAD'den biraz önce biz buraya attık.